Paket şalterler arka arkaya dizilmiş ve paketlenmiş birçok dilimden oluşur. Her diliminde 1, 2, 3 veya 4 kontak bulunur. Arzulanan kontak sayısını elde etmek için uygun sayıda dilim arka arkaya dizilir. Böylece paket şalterlere istenildiği kadar kontak konulabilir. Paket şalterlerin kumandası üzerinde bulunan kolu çevirmekle yapılır. Bu kol çevrildiğinde paket şalterin kontakları açılır ve kapanır. Kol azar azar dönecek şekilde yapılırsa paket şalterler çok konumlu olabilir. Çok konumlu paket şalterlerle karmaşık kumanda problemleri çözülebilir. Temel yapı olarak burada kontaklama işlemini mekanik olarak yaparım ben. Ve dikkat edecek olursanız burada bir disk var. Diski çevirdiğimde diskin boşluklarına geldiğinde kontaklar yay vasıtasıyla kapanır. Diskin çıkıntılı yerlerine geldiğinde yine pim kontakları açar. Bu şekilde ben paket şalterleri çevirerek birden fazla kontağı açma ya da kapama yaptırabilirim. Peki paket şalterler nerede kullanılır? Paket şalterler en temel haliyle sisteme enerji vermede mekanik olarak kişinin eliyle mekanik olarak enerji vermesinde kullanılabilir. Başka basit kumanda devrelerini ben burada paket şalterle yapabilirim. Örneğin bir motoru ileri geri çalıştırabilirim, yıldız üçgen yol verebilirim. Basit kumanda işlemlerini bu şekilde yapabilirim ya da seçme yapabilirim. Komütasyon dediğimiz Dorak motorlarından hatırlayın. Komütatör işlemi yapabilirim. Yani her çevirdiğimde farklı bir alıcıyı devreye sokabilirim. Paket şalterlerin kontak veya çift şemasına bakarak hangi konumda hangi kontakların açık veya kapalı oldukları görülebilir. Bu şema şalterin katalog bilgisi olup istendiği takdirde bir avometre ile tüm kontak konumları ölçülerek de tekrar çıkarılabilir. Yandaki şemaya bakarak bu şalterin 0 konumda tüm kontaklar açık, 1 konumda ise tüm kontakları kapalı olduğu söylenebilir. Bu çalışmaya bağlı olarak muhtemeldir ki bu şalter 3 fazlı bir devreye enerji vermek veya kesmek için kullanılır. Bu kontak şemasıdır. Burada kontakları göstermiş 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0 konumunda 1, 1 konumundaki kontakların durumunu gösteriyor. Eğer 1 konumda kontaklara ait alan boşsa orada kontaklar herhangi bir işlem yapmıyordur. Eğer kontaklara ait alanda çarpı varsa orada bilin ki kontaklar konum değiştirmiştir. Bakın şimdi buraya. Normalde kontaklar açık mı? Evet, kontaklar normalde açık. Sıfır konumunda herhangi bir işlem yok. Yani kontaklar açık olmasını sürdürüyor. Bir konumuna geldiğimde dikkat edecek olursanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu kontaklara çarpı atılmış. Bunun anlamı şu. Çarpıyı gördüğünüzde kontakların konum değiştiğini anlayabilirsiniz. Yani 0 konumunda kontaklar açık, 1 konumunda konum değiştiriyor. Kontaklar açıktı, kapandı. Yani 1 2'ye kapandı, 3 4'e kapandı, 5 6'ya kapandı ve üzerlerinden enerji geçişini sağladı. Bu demin de söylediğim gibi muhtemelen enerjiyi vermek ve kesmek için kullanılan bir paket şalter. Yandaki şemaya bakarak bu şalterin 0 konumunda tüm kontaklar açık, 1 konumunda 1 2 nolu kontakları kapalı, 3 4 nolu kontakları açıktır. 2 konumunda ise 1 2 nolu kontakları açık, 3 4 nolu kontakları kapalıdır. Bu çalışmaya bakarak muhtemeldir ki bu şalter iki farklı devre için bir komütatör çalışması sağlamaktadır. Şimdi iki tane kontak grubu var. 1, 2 ve 3, 4. Bunun üstünde bir köprüleme var. Nerede köprüleme var? 2 ile 4 arasında bir köprüleme var. Bu bana köprülemeyi gösteriyor. 1, 0, 2 sıralı gelmemiş. Bunun anlamı şu. 0'ı ortada. Siz bunu sola çevirirseniz 1, tekrar 0'ı alıp sağa çevirirseniz 2 konumundaki kontaklar konum değiştiriyor. Şimdi bir konumunda 1, 2 nolu kontaklar kapalı. Diğer kontaklar bakın boş. Yani 3, 4 açık. 0 konumunda ikisi de açık. 2 konumunda bu sefer 1, 2 boş olduğu için açık ve 3, 4 de çarpı olduğu için kapalı. Yani bu 0 konumunda kontaklar şu anda olduğu gibi açık. 1 konumunu aldığınızda şu kontaklar kapanıyor. 2 konumunu aldığınızda ise şuradaki 3 4 nolu kontaklar kapanıyor. Şimdi bu nerede kullanılabilir? Eğer ben burada 2 nolu kontaktan fazı verecek olursam 1 konumunda enerji 2'den 1 nolu kontağa geçecektir faz ve 1 nolu kontağa bağlı olan bir devreyi çalıştıracaktır. Eğer ben bu paket şalteri 2 konumuna getirecek olursam enerjiyi ben nereye vermiştim? 2'ye. 2'den köprüyle nereye geldi enerji? 4'e. Bu sefer 3 4 kapanacaktır ve 3'e bağlı olan devre parçası çalışacaktır. Yani burada aynı anda devreye girmeyen 2 farklı devre parçasını sizin çalıştırmanız mümkün. Bunu biraz daha detaylı inceleyelim. Bunların kontak şemalarını. Şimdi 0-1 açma kapama paket şalterin kontak şemasına bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu kontaklar var. Bunlar her biri bir grup.
kontak grubu 1-2 ile, 3-4 ile, 5-6 ile. Herhangi bir köprüleme görmüyorum üstlerinde. Burada siyah olarak gördüğünüz yerler enerjinin olmadığını, işte kırmızı, mavi, yeşil olarak gördüğünüz yerlerse enerjinin olduğunu gösteriyor bana. Sıfır konumunda hepsi açık, boş çünkü. 1-2 açık, 3-4 açık, 5-6 açık. Ama bir konumunu aldığımda 1-2 kapalı, 3-4 kapalı ve 5-6 kapalı. Şimdi L1 fazını kırmızı olarak düşünün. Ve 1 konumundayız. L1 fazını verdik. 1-2 kapalı mı? Kapalı. 1'den 2'ye geçti enerji. 2'den de devre üstünde devam etti. Yine L2 fazını mavi olarak verdiğimizi düşünürseniz. L2 fazını mavi verdik. 3'e geldi. 3'ten kontak kapalı olduğu için dikkat edecek olursanız 4'e geçti. 4'ten devam etti. L3 fazını 5'e vermişiz ve 1 konumunda 5-6 kapalı, 5'ten 6'ya geçti, 6'dan da devam etti. Bu normalde 0-1 yani enerji verip kesmek için kullanılan bir paket şalter. Kommütatör paket şalter şemasına bakalım şimdi de kontak şemasına. Bakın 1-2-1 kontak grubu, 3-4-1 kontak grubu, 5-6-1 kontak grubu, 7-8-1 kontak grubu, 9-11 kontak grubu, 11-12-1 başka kontak grubu. Ve burada dikkat edecek olursanız 2 ile 4 arasında, 6 ile 8 arasında ve 10 ile 12 arasında paket şalterin kendi üzerinde köprüleme var. Sola çevirdiğinizde bir konumuna, sağa çevirdiğinizde ise iki konumuna gelen bir paket şalter görüyoruz. Sola çevirdiğimizde yani bir konumuna getirdiğimizde 1-2 kapanıyor, 5-6 kapanıyor, 9-10 kapanıyor. Sıra geldiğinde tüm kontaklar açık. 2'ye getirdiğinizde ise paket şalteri bu sefer 3-4 kapanıyor. 7-8 kapanıyor, 11-12 kapanıyor. Peki enerji geçişleri nasıl oluyor ona bakalım. Şimdi önce bunu bir kademesine getirdiğimize bakalım. Soldaki resim. L1'den enerjiyi verdik. L1 nereye gelmiş? 2 nolu kontağa geldi. L1 2'ye mi gelecek, 1'e mi gelecek? Bunların hepsi katalog bilgisidir. Bu verdiğimiz grafikte, yani oradaki tabloda hangisi açık, hangisi kapalı, bunların her biri katalog bilgisidir. Ya paket şartlarının içerisinden çıkar ya da internetten şirketin web sayfasına girip siz bu bilgiye, bu grafiklere şekle ulaşabilirsiniz. Şimdi bir konumunda 1-2 kapalı. L1'den vermişiz. L1 nereye gelmiş? 2 nolu kontağa gelmiş. 2 nolu kontaktan 4 nolu kontağa geçiş yapmış. Köprüsü var. Yani standart olarak üstünde böyle bir köprü var. 4'e geçmiş ama 4-3-4 kontağa dikkat edecek olursanız bura boş yani açık. Yani buradan enerji 4'e geçse de 4'ten 3'e geçemiyor. Devam edemiyor. Peki 2'ye verdik enerjiyi. Kapalı olan kontağa bakalım. Yani 1-2 kapalı. Enerjiyi 2'ye vermiştik. 1'e geçti. 1'den devam etti. Bu sefer L2 fazını neye vermişiz? 6'ya vermişiz. 6'dan 8'e köprü görüyorum. 6'dan enerji 8 nolu kontağa gitti. Ama bakın bir konumunda burası boş. Bir konumunda bura boş olduğu için 8'den 7'ye gidemedi. Çünkü o kontak açık. Peki ne oldu? 6'daydı enerji. 5-6 şu anda kapalı. 5'e gelmiş. 5'ten devam etmiş. L3'ü 10'a vermişiz. 10-12 arası köprü var. 10'dan 12'ye enerji geçiyor. Evet ama 11-12'nin şu an için kontaklı konumları açık. Yani 12'ye geçse de oradan bir yere gidemiyor. Daha sonra 9-10 kapalı olduğu için 10'dan 9'a gidiyor ve devresini o şekilde tamamlıyor. Şimdi 2 nolu kademeye getirdiğimizde ne oluyor? 2 nolu kademeye getirdiğimizde L1'i nereye vermiştik? 2 nolu kontağa. Şimdi 2 nolu şu sütuna bakacağız konuma. 2 nolu konumda 1-2 kontağı açık mı? Boş. Evet açık. Yani 2'ye enerji gelse de 2'den 1'e gidemiyor. Çünkü o kontak şu anda açık. Ve orası boş. 2'nin 1-2 2 nolu konumun 1-2 kontağının olduğu alan boş. Yani enerji 2'ye geldi ama 1-2 açık olduğu için 1'den devam edemedi. Peki ne oldu? 2'den ben 3'e köprüm vardı. 2'den 3'e geldim. Bakıyorum 3-4 nolu kontaklar kapalı. O zaman 4 nolu kontağa geldi enerji. 3-4 kapalı olduğu için buradan 3'e geçti. 3'ten devam etti. Yine L2'ye bakacak olursak L2'yi nereye vermiştik? 6'ya vermiştik. 6'ya geldi. 2 nolu konumda 5-6 açık. Bakın fareye dikkat edin. Burası 5-6 açık. O nedenle 6'dan 5'e geçemedi. Köprüden devam edelim. 8'e geldi. 7-8 kapalı. 8'den 7'ye geçti. Devam etti. Aynı mantıkla da L3'ü nereye vermiştik? 10'a. Bakıyorum. 2 nolu konumda 9-10 açık. 10'a versek de 9'a geçemedi. Ama 10'dan 12'ye köprü var. 12'ye geldi. Ve baktığımızda 11-12 nolu kontaklar kapalı. 12'den de 11'e geldi ve oradan devam etti. Bu bir komitatör 3 fazlı. Demin bir fazlasını gördüğümüz komitatörün 3 fazlası. Enerjiyi dikkat edecek olursanız sırasıyla önce bakın şuraya sıra nasıl? Kırmızı, mavi, yeşil. Burada ise kırmızı bir yana kaymış, mavi bir yana kaymış, yeşil bir yana kaymış. Yani 2
farklı motoru ben çalıştırabilirim. Aynı anda devreye girmesini istemediğim iki ayrı motoru ben burada çalıştırabilirim. Bu şekilde çalışma sıfır bir konumunda bir motor çalıştırır. Sıfıra gelirim o motor durur. İki konumuna aldığımda ise diğer motor çalışır. Üç fazlı bir komutasyon işlemi yapar. Enversör paket şartları bir inceleyelim. Enversör dediğimiz şey devir yönü değiştirmedir. Yani bir motorun ileri geri çalıştırılmasına ait bir paket şalter. Burada kontak sayısı 10 tane ama köprü sayısı çok fazla bakın. 1-2 bir kontak grubu, 3-4 bir kontak grubu, 5-6 bir kontak grubu, 7-8 bir kontak grubu, 9-11 kontak grubu. 1 nolu konumda 1-2 kapalı, 7-8 kapalı, 9-10 kapalı. 2 nolu konumda 3-4 kapalı, 5-6 kapalı, 9-10 kapalı. 0'da hepsi açık. Köprülere bakıyorum, nereden var? 1'den 5'e var, 2'den 4'e var, 3'ten 7'ye var, 6'dan 8'e var köprüler. Peki nasıl oluyor da devir yönü değiştiriyor? Devir yönü değiştirebilmemiz için bir motorun fazlardan sadece ikisinin yerini değiştirmemiz gerekiyordu. Bu paket şalterde bir konumunda motoru bir yönde çevirirken iki konumuna geldiğinde iki fazın yerini değiştirerek motorun devir yönünü değiştirecek. Bakıyorum, ilk gözüme çarpan, renklendirdiğim için ilk gözüme çarpan L3, yani leşi yeşille gösterdiğim faz olduğu yerde duruyor. Mavi ve kırmızı ile gösterdiğim L1, L2 fazları ise yer değiştirmiş durumda. Şimdi bu paket şalter üzerinde nasıl gerçekleşiyor bir ona bakalım. L1 fazını nereye vermişim ben? 2 nolu kontağa. 1-2 kapalı mı? 1-2 kapalı. 2 nolu kontaktan 1 nolu kontağa enerji geçti mi? Evet, geçti. Şimdi 2'den köprüyü takip edelim. 2'den nereye geliyor köprü? 4'e. Peki 3-4 kapalı mı? Hayır. 1 nolu konumda 3-4 kontağa açık gözüküyor. O nedenle enerji 4'e gelse de 3'e gidemedi. Şimdi enerji 1'e de gelmişti. 1'den kime köprü var? 5'e köprü var. Bakıyorum 5 numaraya ne bağlı? L1 fazının çıkışı bağlı. Devam ediyor. Şimdi L2 fazına bakıyorum. L2 fazını kime vermişiz? 6 nolu kontağa. 6 nolu kontaktan kime gelmiş? 8 nolu kontağa. 6 nolu kontağa enerji vermişiz. Kime gelmiş? 8 nolu kontağa. Şimdi burada bakıyorum. 5-6 bir grup. Öyle değil mi? 5-6 bir grup burada. Yani bir kontak grubu. Bakıyorum 1 nolu konumda 5-6 açık. Yani enerji aslında 6'da olsa da 5'e geçememiş. Niye? O an için, yani bir konumu için 5-6 açık. 5'e geçememiş. Peki nereye zıplamış? 8 nolu kontağa. Gördük mü? 8 nolu kontağa gelmiş. Peki bakıyorum 7-8 kontak grubu açık mı kapalı mı? Çarpı var. Kapalı. Enerji 8'e gelmişti. 8'den enerji 7'ye geçmiş. Enerji 7'ye geçtiğinde ne yapmış? Kabloyla çıkış devam etmiş. Bu ara 7 ile 3 arasında köprü var. Onu da takip edelim. 7'den 3'e geldik. 3 hangi kontak grubu? 3-4 kontak grubu. Öyle değil mi? 3-4 nolu kontağın kontaklardan bir tanesi. Bakıyorum bir konumunda 3-4 açık. Yani enerji 3'e gelse de 4'e geçememiş. Çünkü ona ait kontak açık. Devam ediyoruz L3'e. L3 kime vermişiz? 9 nolu kontağa. 9'un herhangi bir köprüsü yok. Ve bir konumunda çarpı var. Ne demek? 9-10 kapalı. Yani 9'dan da 10'a geçmiş ve devam etmiş. Şimdi paket şartlarımı ben 2 konumuna aldığımda 2 fazın yerinin değişeceğini söylemiştik. Bakalım. L1 fazı yine nerede? 2'de. 2 nolu konumda 1-2 boş, yani açık. Enerji 2'ye gelmiş ama 1'e kontak açık olduğu için gidememiş. Buradan nereye sıçramış köprü üzerinden? 4'e. 3-4 bir grup mu? Evet. 3-4 bir grup. Bakıyorum 3-4 2 konumda kapalı. 2 konumunda 3-4 kapalı. O zaman 4'e gelen enerji 3'e geçmiş. 3'e geçtikten sonra yine bir köprüyle 7'ye gelmiş ve devam etmiş. Şimdi L2 fazına bakalım. L2 fazını nereye vermişiz? 6'ya vermişiz. 5-6 nolu kontaklar. Bu 6-5-6 nolu kontağın bir tanesidir. Kontak grubunun bir tanesidir. 2 nolu konumunda kapalı. 6'ya gelmiş. Kontak kapalı olduğu için 5'e geçmiş ve devam etmiş. Şimdi 5'ten ve 6'dan köprülerim var. 6'yı takip edelim. 6 8'e gelmiş. 8 ne? 7 8 nolu kontak grubunun kontağı. Ama 2 nolu konumda 7 8 açık. Yani 8'e gelse de 7'ye geçememiş. Ya da 5'ten 1'e gelmiş köprüyle. Ama 1-2 1 hangi kontak grubunun? 1-2 kontak grubunun kontağı, 1-2 kontak grubu şu anda boş gözüküyor 2 nolu kademede. O zaman 1'e gelse de bu kontak, 1-2 kontağı açık olduğu için 2'ye geçememiş. Ve sonuç itibariyle L3 fazı sabit kalarak L1 ve L2 fazları yer değiştirmiş. Bu sayede motorun ileri ve geri çalışması sağlanmış. Yıldız üçgen paket şalterin kontak şemasını görüyorsunuz. Yıldız üçgen paket şalterin üzerinde durmayacağım. Daha sonra yıldız üçgen konusunu gördükten sonra bir motor nasıl yıldız üçgen çalışır, bunu gördükten sonra siz tekrar PDF'i açıp PDF'de bu kontak yollarını, hareketlerini takip ederek
motorun nasıl yıldız üçgen çalıştığını siz kendiniz görebilirsiniz. Burada temel amaç kontak şemasının nasıl okunduğu ve bağlantının nasıl yapılacağıydı ve bu bilgi şimdilik sizin için yeterli olacak. Burada güvenlik şartlarından bahsedelim. Güvenlik şalterleri ne? Güvenlik şalterleri şu. Bir motorun sökeceksiniz, tamirat yapacaksınız, tadilat yapacaksınız, üzerinde bakım yapacaksınız ve normalde ne yaparsınız? Panodan siz bu motora ait örneğin kontaktörü açtırdınız. Kontaktörün açması yetmez. Buna ait eğer bir sigorta varsa ya da kompakt şalter motor koruma şalteri varsa onu da sıfıra aldınız. Hatta o kompakt şalteri ya da motor koruma şalterinin güvenlik kilitleri var. Daha sonra bahsedeceğiz. Güvenlik kilitleriyle kilitlediniz. Tamam mı? Panoyu da kilitlediniz. Ama bu güvenlik sizin için yeterli olmayabilir. Daha sonra motora yakın kısımda ya da pano çıkışında bir de güvenlik şalteri vardır. Bu güvenlik şalteri kırmızı sarıdır ve güvenlik şalterini örneğin açma yaptığınızda üzerine tekrar bir kilit takma yeri vardır. Kilit takarak kendinizi güvene alabilirsiniz. Yani her türlü kötü olasılıkta motora pano üstünden enerji verilse de, kontaktör çektirilse de, kompakt şalteri ya da motor koruması sigortası neyse devreye girse de bu paket şalter en son durumda motora enerji gelmesini engelleyecek ve motor üstünde çalışan bakımcıları güvenliğe alacaktır. Şimdi paket şaltere bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana erken kapanan kontaklar, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yardım 3 kontaklar. Erken kapanan şalter ana kontakları kontaktörün devreye girmeden önce 1, 3, 5 kontaklarında enerji verilmesini sağlamaktadır. Ne demek istiyorum? Ha burada bu ara 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontakların dikkat edecekseniz şamasına çarpının sol tarafında çizgiler var. Bu çizgiler bu kontakların erken kapanan kontakları olduğunu gösteriyor. Şimdi bu paket şalterin buradaki görevi motoru çalıştırıp durdurmak değil. Tamamen güvenlik amaçlı. Paket şalterin buradaki çalışma mantığı veya da bulunma nedeni tamamen güvenlik amaçlı. Açma kapama yapmayacağız. O nedenle açma kapama yapmayacağımız için bu paket şalteri herhangi bir durumda enerji altında devreye girip çıkması engellenmelidir ki bu paket şalterin kontak ömrü uzun olsun. Ne demek istiyorum? Bu paket şalter güvenlik amaçlı kullanıldığından açma kapama yapmayacağı için bunun kontak yapısı, kontak dayanımı normal enerji verip kesme işleminde kullandığımız paket şalterden daha zayıf. Çünkü paket şalterlerdeki kontaklarda oluşan ark paket şalterin kontak ömrünü kısaltır. Bu güvenlik amaçlı olduğu için normal bir açma kapama paket şalteri burada kullanmıyoruz. Kontak yapısı daha 0-1 şalterlere göre zayıf olan bir şalter kullanıyoruz. Bunlar tamamen maliyet. Ne oluyor? Şu paket şalteri açma yaptık mı? Açma yaptık. Açma yaparken önce motorun çalıştığını düşünelim ve paket şalteri bu şekilde açma yaptığınızı düşünelim. Şimdi burada 7-8 paket şalterin yardımcı kontağı açık. 9-10 yardımcı kontağı açık, 11-12 yardımcı kontağı açık. 7-8-9-10 sadece göz lambalarını besliyor. Yani enerji var ya da yok. Yani o kontakları bize göstermek için bu şemayı vermiş şirket. Tamam mı? Benim için önemli olan 11-12 nolu buradaki kumanda devresindeki şalterin kontağı. Normalde açık. Paket şalter kapandığında 11-12 kapanacak ve normaldeki burada kontaktörü çalıştıran kumanda devrem. Şu anda kumanda devrelerini çok iyi bilmediğiniz için devrenin detayına inmeyeceğim. Kumanda devrem çalışıyor. Eğer ben şalteri motor çalışırken açacak olursam ilk önce 11-12 nolu kontaklar açılacaktır. Daha sonra 1-2-3-4-5-6 nolu kontaklar açılacak. 1-2 nolu kontaklar açılır açılmaz buradaki kontaktörün enerjisi kesilecektir. Kontaktörün enerjisi kesildiği için buradaki kontaktörün ana kontakları açacak motorun enerjisini yukarıdan kesecektir. Bu kontak açıldıktan birkaç milisaniye sonra benim 1-2-3-4-5-6 paket şalterimin geç açılan ya da erken kapanan kontağı açılacak. Bu açılma sırasında zaten daha önceden kontaktör kumanda devresinden devreden dışı kumanda devresindeki 11-12 paket şalter kontağı yüzünden devre dışı kaldığı için aslında benim buradaki paket şalterim kontaktör tarafından enerjisi kesilmiş bir devrede enerji olmadan açma yapacak. Anlaşıldı mı? Yani bu paket şalterimin kontakları elektriksiz ortamda bir açma yapacak. Yine kapama yaparken de örneğin ilk önce ne kapayacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapayacak. Bu kontaklar kapadıktan sonra 11, 12 devreye gireceği için ya da şöyle başlayalım anlatmaya. Benim elim
start butonunda olsun. Tamam mı? Elim start butonunda olsun. Yani motoru devreye almak için zorlayayım. Ama start butonu buradaki 11-12 açık olduğu için kontaktörün enerjisini, A1-A2 bobinin enerjisini veremeyecektir. Ve ben bu şalterimi açık olarak düşünelim, güvenlik şalterimi. Kapattığımda önce 1-2-3-4-5-6 kontakları kapandıktan sonra 11-12 kapanacaktır. 11-12 kapandıktan sonra start üzerinden kontaktör çalışıp yukarıdaki kontaklarını kapatıp enerji verecektir. Yani kontaktör enerji verdiğinde çoktan benim şalterimin 1-2-3-4-5-6 erken kapanan kontakları zaten kapanmış olacaktır. Yani kaparken de bu sefer şalterime enerjisiz ortamda kapama yapmış olacağım. Bu erken kapanan kontakların esprisi tamamen bu paket şalterin enerji verip kesmek için değil, sadece güvenlik amaçlı olmasından dolayı elektrik altında çalışmamasını sağlamak içindir. Şimdi paket şalterler küçük şalterler değil. Çok büyükleri de var. 600 amperlik, 300 amperlik çok büyük akım değerlerinde paket şalterler de var. Şimdi bu paket şalteri siz öyle bir yere koymanız gerekir ki kolunu dışarıda kalması ve bu kol üzerinden benim açma kapama yapmam olanaklı olsun. Şimdi bunu pano kapağına koyamazsınız. Çünkü kocaman bir paket şalteri olduğunu düşünseniz pano kapağını siz nasıl bir kablo ile enerji vereceksiniz? Yani pano kapağında düşünsenize 20'lik kablo ile mi enerji vereceksin? Ya da paket şalterler barayla bağlanacaksa açılıp kapanan bir pano kapağına siz bara bağlantısı yapamazsınız. O nedenle büyük akımlı paket şalterler pano montaj saçına montajı yapılır. Barayla ya da kabloyla bunun bağlantısı yapıldıktan sonra açma kapama mekanizması bir kol vasıtasıyla uzatılır ve bu açma kapama kafası, şuradaki kırmızı olarak gördüğünüz, kırmızı sarı gördüğünüz kafa pano kapağına delik delinerek pano kapağının üzerine montaj yapılır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların bazı tiplerinde siz paket şalteri açmadan, siz yani paket şalteri sıfır konumuna getirmeden pano kapağını buradaki yapıyı açamayacağınız için, yani şuradaki paket şalter kafası gelen pimi tutar. Eğer paket şalter kafasını siz sıfıra getirmezseniz pimi bırakmaz. Yani bu paket şalterin kafası bir konumundayken pimin üstündeki tırnağa paket şalterin bu kafası oturur. Pano kapağını açmak isteseniz de bu pim boşa çıkmayacağından dolayı, kafa boşa çıkmayacağından dolayı açamazsınız. Ancak bunu sıfıra getirirsiniz. Sıfıra getirdikten sonra pimin ucundaki tırnağa kafa bırakır. Siz pano kapağını ancak o zaman açabilirsiniz. Bu tamamen güvenlik amaçlıdır. Pano içerisinde enerji varken pano kapağı açılmasın diye. Çok çeşitli yapıda paket şalterler olabilir. İşte burada voltmetre komütatörü görüyorsunuz. Buna benzer çok farklı yapılarda paket şalterler sizin karşınıza çıkacak. Çok fazla detayına inmiyorum.